Peki, toparlayacak olduğumda besinlerle daha sağlıklı bir ilişki kurmanın yolu nelerden geçiyor diye baktığımız zaman, kilonuzu hayatınızın merkezine koymayın diyorum. Çünkü kilomuzu hayatımızın merkezine koyduğumuz zaman her şeyi erteliyoruz. Ve hayat ertelemek için inanın ki çok kısa. Tartıda gördüğünüz sayının hayatınızı etkilemesine izin vermenizin ötesinde. Ya ben diyorum tartınmayın. Tartınmayın dediğim danışanım oluyor. Gelin bir mezurayla ölçelim. İncelmemize bakalım. Ya da diyorum o da değil. Üstümüze bir şey geçeyim. Bir kıyafet geçeyim. Bu benim bir tane stajda bir hocamdan. Çok sevgi Yani çok sevdiğim bir hocamdan öğrendiğim bir şeydi. Hakikaten çok doğru. O da psikolog diyetisyendi. Sena hocam. Demişti dar olan bir kıyafeti giydiriyorum danışana. Daha sonrasında bir ay sonunda tekrardan giymesini istiyorum. Ne kadar fark ettiğini gözlemliyorum. Bırakın tartıdaki sayıyı. Kişi kendini nasıl hissediyor? Diyor ki mesela tartıda bazen azalış olmuyor ama ya ben kendimi daha şiş, neymiş olduğunu hissediyorum. Daha iyi hissediyorum şeklinde yaklaşıyor. O yüzden kilo merkeze koymanın ötesinde bazı ölçümleri sürekli her gün tartıya çıkan danışanımı da biliyorum. Ayda yılda bir çıkıp çıkmayan danışanımı da biliyorum. Tartıya asla tartılmam diyen danışanımı da biliyorum. Yani çok farklı insan tipleri olduğunu varsayarsak diyorum ki lütfen buraya geliyorsanız tartıyı bir kenara koyalım. Edineceğimiz sağlık faydalarına odaklanın. İkinci madde yeterli ve dengeli beslendiğinizden emin olun. Porsiyon kontrolü aslında burada çok devreye giriyor. İşte atıştırma sıklığım çok diye geliyor kişi bana. Tamam diyorum. Atıştırma sıklığınız çok. Neden peki? Peki neden olabilir sizce? İşte bir besin tüketim kaydı alıyorum. Onu yemiyorum, bunu yemiyorum, şunu yemiyorum, şu olmasın, bu olmasın falan diyor. Ya diyorum ı-ı, olmuyor bu. Yani hayat bu şekilde olmaz. İki öğün beslenmeli ya da işte bir öğün beslenmeli siz yeterli dengeli beslenemezsiniz. Tabii ki çikolataya karşı bir arzunuz olacak. Tabii ki şekerli besinlere karşı bir vücut isteyecek, glukoz isteyecek. O noktada bizim bu dengeyi tutturmamız lazım. O yüzden daha sonraki sayfada muhtemelen tabak modelini bizim benimsememiz lazım. Yiyecekleri iyi ya da kötü olarak etiketlemeyin. Onun haricinde her gün tüketilecek ama bazen tüketilecekler olarak ayırmak bence daha mantıklı bir karar olur diye düşünüyorum. Çünkü bir şeyden korkmak dediğim gibi ilk olarak yoksunluğun ötesinde arzuyu, arzudan sonra aşermeyi ve tekrardan bir suçlulukla beraber kısır döngüye girmenizi sağlıyor. Porsiyon kontrolü hayatınıza dahil edin. Sağlıklı tabak modelimiz var bizim. Meslektaşlarım ve öğrenci arkadaşlarımın olmadığını varsayarak ben anlatayım. Sağlıklı tabak modelimize bir tabağımızı düşünelim. Onu yarıya bölelim. Yarısında öğünün bazında baktığımız işte kahvaltı olabilir, öğle olabilir, akşam olabilir. Yarısında sebzelerin olmasını biz istiyoruz. Dörtte birlik kısmında karbonhidrat kaynaklarının olmasını istiyoruz. Geri kalan dörtte birlik kısmında ise bir protein kaynağı istiyoruz. Bunların ötesinde bir de dışarıda bizim bir bardağımız oluyor. Orada süt ürünleri, duruma göre işte ayrandır, yoğurttur, kefir gibi seçeneklerin olması bize porsiyon kontrolünü sağlamda aslında daha kolaylık sağlıyor. Ben çoğu zaman diyorum ki kişilere, ya diyorum bir tamam tabağa baktık sadece onu yemiş, protein yemiş, onu yemiş. Hocam ben doymuyorum ya da yani canım atıştırmalık çek. Tamam da tabakta bir karbonhidrat yok. Protein almış, alınmamış, azıcık alınmış. Bir yağ grubu var mı? Bir bakalım. Hani bir yağ grubu ekleyelim. Ben tabak üzerinden gidiyorum. Yeme bozukluğu çalıştığım danışanlarımda da, işte kilo vermeye çalıştığım danışanlarımda da. Hani bu boyutta onu da ekleyelim. Bak bir şey eksik kaldı. Hadi onu da bir destekleyelim. Yani bir besinleri tanıyarak, gruplarını bilerek beslenme programına dahil etmek bence kişiyi o anlamda kontrol altına alıyor ki zaten diyor. Hani yani bir besin tüketim kaydı tutmasını istiyorum ve haftanın genelini değerlendiriyoruz. Haftanın genelini değerlendirme ilk sorum o oluyor. Sizce hafta nasıl geçti? İşte hafta şöyle geçti, böyle geçti. Sonra bir uzman görüşüyle baktığım zaman diyorum ki meyve az mı tükettik acaba? Sebze sanki biraz yetersiz mi kalmış? Kişi çünkü bana diyor ki ben çok aç hissettim ya da doymadım. Öyle oldu, böyle oldu. Çok fazla duyduğum cümleler değil ama ben örnek vermek adına söylüyorum. Bir yerlerden bir açığı uzmanın görmesi lazım, yönlendirmesi lazım. Moda diyetlerden uzaklaşın. Moda diyetler zaten başımızın belası. Elma diyeti, armut diyeti, muz diyeti, o diyeti, bu diyeti. Kişiyi son derece yoran şeyler. Unutmayalım ki beslenme programı dediğimiz şey bir parmak izi gibi. Biz buraya ve ben diğer meslektaşlarım da aynı şekilde adına pekala konuşabilirim diye düşünüyorum. Buraya oturduklarımız zaman karşımıza oturduklarında biz onları bir 5 dakika dinlemiyoruz. Yeri geliyor 1 saat diyorum. Yeme bozukluğu çalıştığım danışanların 2 saat dinlediğimi, onlara yararlı olmak için ne kadar çaba sarf ettiğimi ben biliyorum. Yine aynı şekilde diğer meslektaşlarımın da kişinin parmak izini özel bir beslenme düzeni olması için çaba sarf ettiğinden ben eminim. O yüzden sağda solda duyduğumuz beslenme programlarını yapmak yerine size iyi geleni
bir uzman yardımıyla yapmak bence her zaman için daha iyi olacaktır. İşte sürdürülebilir bir beslenme adım atmak bu anlamda önemli. 80-20 kuralı belki biraz daha sizi rahatlatacak bir kural olur bir şeyleri yasaklamak adına. Ve zannediyorum ki son maddemde hayatın gerçeklerinden kaçmak sizi yıpratır. Dediğim gibi her günün, her haftanın dinlemeyi birbirinden farklı. Ben danışanlarıma besin tüketim kaydı tutturuyorum. Diyorum ki yediklerinizi tamam biz sizinle bir çerçeve çiziyoruz. Beraber beslenme programımızı oluşturuyoruz. Ama siz yine bir tutun kaydınızı. Çünkü her haftan dediğim gibi dinamiği farklı ve o dinamiğin içinde biz X yazmışızdır ama kişi Y ile karşılaşmıştır, Z ile karşılaşmıştır. Benim bir beslenme uzmanı olarak o kişinin yerine kendimi koymam gerekiyor. Ben işte Esra Hanım olduğumda da, işte Simay Hanım olduğumda da, işte Ali Bey, Veli Bey olduğumda da nasıl beslenmem gerektiğini ona öğretmem gerekiyor. O yüzden yargılayıcı bir prensipten öte alternatif sunan bir yaklaşımı felsefe haline getirmeye çalışıyorum. Ve hayatın kendi içindeki dengesini öğretmeye çalışıyorum. Sizlerin de öğrenmesini çok istiyorum. Çünkü öbür türlü hayat inanın ki çok zor oluyor. O yüzdendir ki diyet dışı bir yaklaşım prensip haline getirmeyi, yani diyet mentalitesini ben tamamıyla atıyorum. Danışanlarımla bir beslenme programı oluştururken de diyorum ki lütfen bu bir diyet listesi değil. Bu sizin yeterli ve dengeli, bunlarla beraber mutlu beslenmenizi sağlayacak bir beslenme programı. Çünkü öbür türlü diyet listesi dediğimiz şey hepimiz biliyoruz ki buzdolabına yapışan, orada bakan, ben ne yiyeceğim, ne yapacağım, ne edeceğim, eyvah evde o yok, bu yok, tamam neyse ya bugünlük öyle oluversin, böyle oluversin dediğimiz bir tablo oluyor. Yani diyet değil, yeterli ve dengeli beslenmeye hayatımıza dahil ettiğimizde ve bir uzmandan destek aldığımız noktada daha mutlu besleneceğinize ben adım gibi eminim. İlginizi ve vaktinizi ayırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim.